İyi geceler diliyorum sevgili izleyenler. Bugün 9 Ağustos Perşembe, daha doğrusu geride bırakmak üzere olduğumuz son bir saati içerisinde olduğumuz günün tarihi bu. Birlikte bu güne hangi haberler damgasını vurdu, ülkemizde neler yaşandı hep birlikte bakacağız sevgili izleyenler. Ordu'daki sel konusu Türkiye'nin gündeminde. Selin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Çiftçinin kaybı büyük. Ne yazık ki bir can kaybı haberi bugün geldi. Sel sonrası oluşan heyelandan dolayı. Hepsini aktaracağız ama diğer yandan meteorolojiden uyarılar var. Bölgede şiddetli yağışların olabileceği, beklendiği ve sonrasında da benzer durumların yaşanabileceği yönünde önlemler alınıyor Ordu'da. Köprüler kapatılıyor. Risk oluşturmadığı takdirde açılıyor. Neler yaşanıyor o bölgede aktaracağız ama bir haberimiz daha var. Ne yazık ki üzücü bir haber. Bugün akşam saatlerinde ulaşan Hakkari Çukurca'dan gelen bir şehit haberimiz var sevgili izleyenler. Irak'ın kuzeyinden yapılan havanlı saldırı sonucunda Er Ömer Güç şehit oldu. Neler yaşandı? Arkadaşları nasıl ona veda etti? Az sonra ekranlarımızda olacak sevgili izleyenler ama önce Ordu'da yaşanan son durumu ve bilançoyu ekranlarımıza getirelim. Çünkü sel sonrası çalışmalar Ordu'da sürüyor ve etkili olan fırtına ve sağanak yağışa rağmen sürüyor. 66 konut, 264 iş yeri ve 60 aracın hasar gördüğü afet çiftçiler için de büyük zarar anlamında. Dün etkili oldu sağanak yağış, sonrasında sele dönüştü. Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde ağır hasar meydana geldi. İşte o verdiği zararın görüntüleri şimdi ekranlarımızda. Toplam 8 köprünün yıkılmasına neden oldu bu afet. Can kaybı yaşanmamıştı ta ki bu akşam saatlerine kadar. Heyelan sonucunda bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Az sonra detaylarını vereceğiz. 264 iş yeri ve 60 aracın zarar gördüğü belirtiliyor. Karadeniz sahil yolunun Ordu-Samsun istikametlerine geçişini sağlayan ve Ünye ilçesindeki sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü'ndeki çalışmalar bugün de devam etti. Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Giresun ve Ordu'dan da ekipler geldi ve sabahın erken saatlerinde bölgede çalışmalar başladı. Zaman zaman yine fırtına, yine yağış yaşanıyor ve çalışmalar bunlara rağmen sürüyor. Yıkılan köprünün üzerinde iki iş makinesi, beton ve korkuluklar vardı sevgili izleyenler. Onların kaldırılması için de çalışmalar uzun sürdü. Öte yandan köprünün altından geçen ve sel sonrası debisi yükselen Cevizdere'ye giren bazı görevliler zaman zaman suyun debisini de ölçtüler. Bu çalışmalar da yapılıyor. Çünkü köprüler suyun riskine göre eğer risk teşkil ediyorsa kapatılıyorlar ulaşıma sevgili izleyenler. Selden zarar gören çiftçiler için de Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Yapılan açıklamada afetten zarar gören çiftçilerin zirai kredi borçlarının erteleneceği duyuruldu. Bu da önemli bir açıklama. Hatta şimdi ekranımızda da yazısını görüyorsunuz. Afetten zarar gören çiftçilerin zirai kredi borçları ertelenecek sevgili izleyenler. Çünkü biraz sonra ekranlarımıza getireceğiz. Ne yazık ki 250 tona yakın olduğu zannedilen bir fındık kaybı var. Denize akan bir adacık oluşturan ama bölgeden haberler bu kadar değil. Aktarmaya devam edelim. Kenara kaçalım, ne olur ne olmaz. Oy maşallah, ağaçlara bak, ağaçlara koca koca ağaçlar gitti. Evet izlediniz, sel böyle geldi Ordu'ya. Gitti mi? İnşallah umuyoruz ki gitmiştir. Umuyoruz ki benzerini, tekrarlarını yaşamayacağız. Ama meteorolojinin uyarısını da dikkate almak lazım. Özellikle kıyı bölgelerde benzer olayların yaşanabileceği ihtimalinden söz ediyor uzmanlar. Şimdi devam edelim. Bir konu var, önemli bir konu o bölgeye dair. O da bazı derelerin
taşma ihtimalinin hala süre gelen yağışlarla taşma ihtimalinin olması sevgili izleyenler. Üzerinde köprüler var, köprüler olduğu için de risk teşkil ediyorlar. Örneğin Tabakhane Deresi Ünye'de bulunan üzerindeki köprüler bu taşma riskine karşın trafiğe kapatıldı. Şimdi bakalım Tabakhane Deresi'nde son durum ne, ekranlarımıza geliyor. Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak derelerin debisini yükseltiyor. Dün Cevizdere Irmağı'nın taşarak afete yol açmasının ardından Tabakhane Deresi de yatağına sığmayarak bugün taştı. Debisi yükselerek taşan dere ekipleri harekete geçirdi. Derede su seviyesi köprülere değince Karadeniz sahil yolu tedbir amaçlı olarak trafiğe kapatıldı. Şehir merkezinde bazı yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri sel sularını tahliye etmek için çalışmalarını uzun süre sürdürdü. Karadeniz sahil yolu yaklaşık 1,5-2 saat kadar trafiğe kapalı kaldı. Sonra debi ölçüldü ve düşmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı ama tek şerit olarak devam eden Samsun-Ordu yolu kontrollü olarak işliyor sevgili izleyenler. Evet, umuyoruz ki bir can kaybı olmaz diyorduk. Bunun için dua ediyorduk. Ama ne yazık ki sel bölgesinden bir can kaybı haberi geldi sevgili izleyenler. Bir vatandaşımız heyelanın altında kaldı ve hayatını kaybetti. Ordu'nun İkizce ilçesinde 56 yaşındaki Bayram Sekmen, evinin yanındaki fındık bahçesinde bulunduğu sırada heyelan meydana geldi. Sekmen toprak altında kaldı. Yakınlarının haber vermesi üzere bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri gitti. Birden mi geldi? Çok yağdı, çok kurtulmadı. Çok kurtulmadı, çok yağdı. İşte bölgeden bir hanımefendinin gözyaşları ve korkusu ekranlarımızdaydı. Yapılan çalışmalar sonucunda 56 yaşındaki Bayram Sekmen'in cenazesi toprağın altından çıkartıldı sevgili izleyenler. AFAD ve itfaiye ekipleri birlikte çalıştılar. Bulmak için uzun süre çabaladılar cenazeyi ve yapılan çalışma sonrasında 56 yaşındaki Bayram Sekmen'in cansız bedenine ulaşıldı. Tabii şimdi bölgeden gelen görüntüler böyle olunca artık bir taşkın ya da sel değil afet olarak durumu nitelendirince hemen devletin zirvesindeki isimler de gözlerini oraya çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı bölgeden ve sonrasında da hemen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oraya gitti sevgili izleyenler. Ordu'da yaşanan sel felaketinde yıkılan o köprünün yakınlarında incelemelerde bulundu İçişleri Bakanı ve o can kaybımızın olmadığını söylemişti. Onun için şükretmişti. O dakikalarda yoktu ama sonra can kaybı bilgisi geldi. Maddi kayıplarında devlet tarafından karşılanacağını belirtti İçişleri Bakanı. Ayrıca uyarıları da vardı. Mümkün olduğunca bu yolu kullanmayın dedi. Hatta mümkünse bulunduğunuz yerde kalın, çok fazla trafiği kullanarak, köprüleri kullanarak bir yere gitmeyin dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da konuştu. Onun söyledikleri de önemli. Meteorolojiden gelen bilgilere göre yağışların devam etme olasılığının yüksek olduğunu söyledi Fuat Oktay ve vatandaşlara seslendi. Rahat olun dedi. Devletimiz ne gerekiyorsa yapılacak dedi. Bazı yerlerde yoğunlukla 80 kilogramlık bir yağmurun oluşturduğu bir selle karşı karşıyayız. Allah'a şükürler olsun, bir can kaybımız söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir. Hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar
devletimiz tarafından, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır. Buradaki köprü meselesi de yol meselesi de telafi edilir. Devletimiz bunu yapabilecek bir güce, belediyelerimiz bunların üzerinden gelebilecek bir güce sahiptir. Mümkün olduğunca şu yolun kullanılmaması gerekir. Bir iki gün insanlar, vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz bulundukları yerlerde kalabilme ihtimalleri çok daha doğru olur. Çünkü Allah muhafaza yine ani bir yağmurda eğer yolda bir birikme olursa bir büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalırız. Konuyu çok yakinen takip ediyoruz. Böyle bir şey keşke olmasaydı. Olmamasını arzu ettiğimiz bir olay ama çok yoğun bir yağış var. Ünye başta olmak üzere, Fatsa, Perşembe, Çaybaşı, buralarda yine İkizce'de aynı şekilde bu bölgeleri etkileyen yoğun bir yağış. Meteorolojiden aldığımız bilgiler aralıklarla bu yağışın devam edeceği şeklinde. Gerek ev ve iş yerleriyle ilgili, gerekse de fındık üreticilerimizin de gördüğümüz kadarıyla yine hasarları da. Bu ön hasar çalışmaları tamamlanacak. Tamamlanmadan bu aşamada bir açıklama yapmamız uygun olmaz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Devlet olarak ne gerekiyorsa biz gereğini yapacağız. Evet, Tarım ve Orman Bakanı çiftçilerin zirai kredi borçlarının erteleneceğini duyurdu sevgili izleyenler. Bu önemli bir bilgi. Diğer yandan sel felaketi neredeyse 250 tona yakın fındığı denize götürdü. Denizde fındıklardan oluşan bir adacık oluştu ve bu giden yitirdiğimiz fındık oranının neredeyse hasadın %20'sine denk geldiği belirtiliyor ve fındık yetiştiricilerinin hali zaten içler acısıydı. Şimdi artık perişan durumdalar. O görüntüler ekranlarımıza gelecek. Ordu'da felakete neden olan sel tonlarca fındığın denize akmasına neden oldu. Fatsa'da denize akan fındıklar açıkta birikti. Bir adacığı andıran fındıklar böyle ilginç görüntüler oluşturdu. Şu ana kadar sel sularına kapılan fındıkların 250 tona yakın olduğu sanılıyor. Bu bölgeye fındık hasattığı için, fındık için gelen, fındık toplamak için daha doğrusu gelenler var. Ama ne kadar bir hasar var. Arkadaşlarımız bunu tespit edeceklerdir. Sel yüzünden Ordu'nun Ünye ilçesinde Cevizdere Deresi'nin su seviyesinin yükselip taşması üzerine Karadeniz sahil yolu tedbir amacıyla kapatıldı. Sel suları köprülere, evlere zarar verdi. Fındıkta ise büyük kayıp yaşandı. Kurutmak için harmana serilen fındıklar sel sularına kapıldı. Sel aniden geldi. Biz de önlem aldık ama yapamadık. Ne kadar bir fındığın aşağı doğru aktı gitti? Bir ton fındığı. Denize kadar sürüklenen fındıklar Karadeniz sahilinde açıkta birikince ortaya bu manzaralar çıktı. Dere dolu geldi. Bir anda geldi. Ne yaptınız o anda? O anda da panik yaşandı. Herkes panik içindeydi. Ondan sonra zaten herkes çadırını, her şeyini bıraktı. Ancak çoluk çocuğunu... larını kurtarmaya çalıştılar. Fındık bahçelerini vuran selde mevsimlik fındık işçileri de ölümden döndü. İşçilerin kaldığı çadırlar sel sularına kapıldı. Kurtarılan işçiler yaşadıkları korku dolu anları böyle anlattı. Çadırımızda duruyorduk. Tabii yağmur hafif atıyordu. Baktık ki su akmaya başladı, su kabarmaya başladı. Sular çadırımıza doğru yanaştı. Bir baktık arkadaşımızın bir çadırı vardı. Suyun altında kaldı. Malzemesini kurtarmaya çalışıyordu. O esnada kurtarırken baktık bizim çadır da gitti. Arkadaşın çadır da gitti. Elimizden ne geldiyse kurtarmaya çalıştık. Aniden birdenbire baktık ki dere kalktı. Akşam olsaydı yani bütün çocuklar hiç kimse kalmazdı. Yani sele hep giderdi yani hiç kimse kalmazdı. Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi spor salonuna yerleştirilen işçiler geceyi burada geçirdi. Kızılay tarafından sıcak yemek ve battaniye dağıtıldı. Bizim bu kediler yani onlar yani zorla kurtardık yani. Selden kurtardık. Sanayi bölgesinde deniz kıyısında biriken odunlarsa kışlık yakacak ihtiyaçlarını gidermek için vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı. En azından bunları bari mal kurtaralım. Fındığımız gitti zaten. Peki bu bölgede çok sizin de dahil çok fındığı giden var mı böyle? Evet var. Tonlarca fındık gitti. Evet, indi denize. Fındıkları da denize aldı. He, malı melalı herkesin bir zararı çok. Şu anda da siz de kışlık
yakacakları çıkardık. Evet öyle, ne yapalım? Ünye ve Fatsa Ziraat Odası başkanları iddiaya göre hasat kaybının çok olduğunu söyleyerek fındık fiyatlarında bir artış olacağını öngördüklerini belirtti. Evet, CHP'den de açıklama var sevgili izleyenler. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel konuştu ve sel sonrası bölgede durum tespiti yapacaklarını, sonra da bir rapor hazırlayacaklarını söyledi. Ayrıca Özgür Özel Karadeniz Sahil Yolu projesini de eleştirdi. Öncelikle Ordu'da büyük bir sel felaketi yaşandı. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmamış olması. Yaralılar var, tedavileri sürüyor. Acil şifalar diliyoruz. Bugün öğleden sonra Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba ile birlikte Ordu'ya hareket edeceğiz ve orada bölge milletvekillerimizle birlikte durumu değerlendireceğiz. Yetkililerden bilgi alacağız ve bu konuyla ilgili bir rapor hazırlayacağız. Ne diyordu Karadeniz sahilini savunan çevreciler? Siz denizden bir şey alırsanız deniz gelir bir gün onu geri alır diyordu. Dün hep beraber yoğun yağış altında denizin kendisinden alınanları geri aldığını gördük. Dün yaşananlar toptan baktığımızda iktidar partisinin beton ekonomisi ısrarının, yeşili yok sayan mega proje merakının bir sonucudur. Bu artan yağışlarda elbette ki küresel ısınmanın, iklim değişikliklerinin rolü var. Ama bu konuda da hiçbirimiz masum değiliz. Evet, Türkiye selle boğuşurken ve bütün gözler ülkenin kuzeyinde Ordu'dayken bir haber, bir şehit haberi geldi sevgili izleyenler. Hakkari Çukurca'dan ve Güvendağ üst bölgesine PKK'lı teröristlerce İran kuzeyinden yapılan havanlı saldırı sonucu 6 askerimiz yaralanmıştı. Yaralı askerlerimizden birini, uzman er Ömer Güç'ü kaybettik sevgili izleyenler. Ömer Güç şehit oldu. Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güvendağ üst bölgesine PKK'lı teröristlerce İran kuzeyinden yapılan havanlı saldırı sonucu biri ağır 6 asker yaralanmıştı. Yaralı askerler helikopterlerle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken ağır yaralı uzman er Ömer Güç şehit oldu. Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güvendağ üst bölgesinden geldi üzücü haber. Şehit Ömer Güç'ün Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sonra özgeçmişi okundu ve şehit Ömer Güç'ün tabutu omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu ve memleketi ağrıya uğurlandı. İşte bu görüntülerse şehit Güç'ün sosyal medyada son paylaşımı sevgili izleyenler. İzleyelim görüntüleri. Az önce izlediğiniz görüntüyü bunu paylaşmıştı. Asker arkadaşlarıyla birlikte dev Türk bayrağı önünde komando marşı söyledikleri video bu sevgili izleyenler. Ve şehit Ömer Güç memleketi ağrıya uğurlandı. Piyade sözleşmeli er Ömer Güç'ten kalan son görüntüler artık bunlardı sevgili izleyenler. Özgeçmişi okundu törende. Dualar edildi. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Duaların okunmasından sonra şehit Ömer Güç'ün tabutu omuzlarda işte böyle taşındı. Tekbirler eşliğinde şehidin naaşı helikoptere konuldu. Hakkari Çukurca'dan geldi kahreden haber ama ateş tüm yurda düştü elbette. Ama en çok da şehidin memleketi Ağrı'ya düştü. Yürü!
Jandarma Subay Sadık Akın ise 4 ay önce şehit olmuştu ve askerimiz geride küçük bir kız çocuğu, bir de hamile eş bıraktı. Son olarak son yaptıkları konuşmalarda eşine rüyasında şehit olacağını gördüğünü söylemişti Sadık Akın ve "Eğer bana bir şey olursa oğlumun adını Sadık koyun" demişti. "Eğer yaşarsam oğlumun adını Mustafa Kemal koyacağım" demişti. Şehidin oğlu dünyaya geldi ve ismi Sadık konuldu. "Olur da bana bir şey olursa" dedi, "oğlumun adını Sadık koy. Eğer ben sağ kalırsam Mustafa Kemal olacak benim onu oğlumun adı" dedi. "Hayalim bu" dedi hep bana. Eşi çok isterdi Mustafa Kemal olsun ama Sadık oldu. Şehit babasının adını aldı. "Selam veriyor güzel." "Babası şehit olacağını söyledi zaten bana. Bir hafta içerisinde her şeyi söyledi gitti bana." Jandarma Assubay Üst Çavuş Sadık Akın 4 ay önce Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Ardındaysa 2,5 yaşındaki kızı Göksu'yla karnında 23 haftalık oğlunu taşıyan hamile eşi Şenay Akın'ı bıraktı. "Ben bu göreve gittim mi sağ gelmeyeceğim" dedi. "Televizyonda" dedi, "altyazı" dedi, "geçecekler Sadık Akın şehit olmuş" diye dedi. "İyi" dedim. "Cennette görüşürüz" dedi. Herkesle vedalaşıp gitti. Herkesten helallik aldı gitti bir güzel. Şehit Assubay bir gece önce de rüyasında görmüştü şehit olacağını. "Rüyamda" dedi, "şehit olmuşum ben Şenay" dedi. "Göksu, Şenay" diye "dibinizdeyim" dedi. "Bağırıyorum size" dedi, "haykırıyorum" dedi. "Sesimi duymuyorsunuz" dedi. "Meğersem" dedi, "şehit olmuşum ben" dedi. O zaman karar verdi oğlunun adına. İki isim belirledi ve eşine vasiyet etti. "Olur da bana bir şey olursa" dedi, "oğlumun adını Sadık koy. Eğer ben sağ kalırsam Mustafa Kemal olacak benim onu oğlumun adı" dedi. "Hayalim bu" dedi hep bana. Oğlu dünyaya geldi ama babası olmadan, adı da vasiyeti üzerine Sadık oldu. Evet, şimdi bir de gururlanacağımız haberi aktaralım sevgili izleyenler. Milli atletimiz Ramil Guliyev erkekler 200 metre finalinde şampiyona rekoru kırarak altın madalya sahibi oldu. Yani Ramil Guliyev Avrupa şampiyonu oldu. Tekrarlayalım. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre finalinde milli atletimiz Ramil Guliyev altın madalya sahibi oldu. Bu arada söyleyelim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Ramil Guliyev'e bir telefonla tebrik mesajları da iletildi efendim. Bu haberi de verdikten sonra İstanbul Bahçeli Evler'den yansıyan bir görüntü gelsin ekranlarımıza. Asker uğurlama eğlencesi ama insanların hayatı gerçekten hiçe sayılıyor. Çünkü magandalar bakın nasıl havaya ateş açıyor. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Bahçeli Evler Çoban Çeşme mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre askere giden arkadaşlarını uğurlamak isteyen grup akşam saatlerinde konvoy halinde gezmeye başladı. İşte caddede korna çalarak böyle dolaşmaya başladılar ve konvoyun içerisindeki bazı magandalar çevrede bulunan vatandaşlara ve küçük çocuklara aldırış etmeden havaya ateş açmaya başladı. Mermilerin havada uçuştuğu o anlarda cep telefonu kamerasıyla saniye saniye işte böyle görüntülere yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde birçok kişi eğlendiği sırada magandalar silahlarını çıkararak havaya ateş açmaya başlıyor. Ard arda havaya ateş açan magandalar daha sonra konvoyla birlikte görüntüden kayboluyor. Tabii son günlerde üzerinde durduğumuz bir başlık daha var. Aslında tüm vatandaşları çok yakından ilgilendiren bir başlık bu. O da yükselen
döviz, hatta rekor üzerine rekor kıran euro ve dolar sevgili izleyenler. Tabii bu bağlamda ekonomik anlamda da hamleler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile krizlerin aşılması için çalışmalar devam ediyor. Bir heyet ABD'ye gitti, görüşmeler gerçekleştirdi. Hem ABD Dışişleri Bakanlığı ile hem de Hazine Bakanlığı ile. Bakalım ABD ile ilişkiler nereye gidecek, ama diğer yandan ülkenin ekonomisi de gözlerin hedeflendiği ana noktalardan biri. İşte bu bağlamda yarın önemli bir gün. Yarın neden önemli? Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yarın yeni ekonomi modeline dair açıklamalar yapacak sevgili izleyenler. Enflasyonun en kısa zamanda tek hane inmesi gerektiğini söylemişti ve güçlü bir politikadan bahsetmişti. Tedbir belki yarın açıklanacak, paketin içerisinden çıkacak ve 2019'un büyümesine dair hedefler belirleniyor, büyüme rakamlarına dair. Bakanlık açıklamasında bankalar ve şirketlerle ilgili de risk konusunda bir problem görülmediğini belirtti. Ama asıl önemli nokta şu, yarın yeni ekonomi modeline dair Türkiye'nin bir açıklama gelecek efendim. Biz de hem ana haberde hem gece hattında size bunları aktaracağız. Devam ediyoruz. İstanbul'da sokakta eski eşiyle karşılaştı Nazlı E. Ve eski eşiyle arasında tartışma başladı. Bu tartışma sonucunda talihsiz kadın eski eşi tarafından bıçaklandı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Polis ise olay yerinde hem suç aleti bıçağı hem de hemen yanında bir buket çiçeği buldu. Eski eşiymiş. Çıkalım. Buradan yoldan hızlı gelerek bıçakladı, kaçtı. Eski koca dehşet saçtı. Gözü dönmüş koca boşandığı karısını sokak ortasında defalarca bıçaklayıp yaraladı. Kanı gördükten sonra anladım ben bıçaklandığını. Eski eşiymiş. 3-4 yılından bıçaklanmış ama Allah'tan şöyle boşluğuna gelmiş. Herhalde hayati tehlikesi yoktu. Kaçmış mı kendisi? Kaçtı. Olay saat 07.30 sıralarında Tepeüstü Mahallesi Hayırlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Nazlı E adlı kadın sokakta boşandığı eşiyle karşılaştı. Eski karı koca bir anda tartışmaya başlayınca Nazlı E uzaklaşmak istedi. Ancak iddiaya göre adam eski karısını o sırada bıçaklayıp kaçtı. Tam olarak baktım kadını bıçaklıyor, taş aldım. Sokakta mı efendim? Sokakta. Burada tam ortada. Eski kocasıymış galiba. Aldım beni kayıya, yani üzerine doğru koştum. Tam atacaktım, o adam bıraktı, bu sefer kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadının yardımına çevredekiler koştu. Karın boşluğundan yaralanan kadın gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu bayanın gürültüsünü duyduk sadece. Vallahi işte bağırıyordu işte, yandım diye kadın. O kadar ses duyduk, sese geldik işte. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Ekipler olay yerinde bir buket çiçek ve olayda kullanılan bir bıçak buldu. Soruşturma devam ediyor. Vatandaş ucuz ekmek yesin diyerek 450 gram ekmeği 1 liradan satıyordu ve çevredeki fırıncılar bu durumdan rahatsız oldu. Haksız rekabet var dediler ve hakkında dava açtılar. Bir kişi bir rapor hazırladı. Raporda 1 lira ekmek satan fırıncının zarar ettiği belirtiliyor sevgili izleyenler. Ama izleyeceksiniz, fırıncı bunu reddediyor. Ben zarar etmiyorum, zarar etsem zaten bu fiyata satmam diyor ve bu rapora göre de fırıncının haksızlığı aslında bir şekilde kanıtlanmış oluyor. Ama buna rağmen fırıncı ekmeği 1 liradan satmaya devam ediyor. Bu kadar ekmek 10 lira. Şu anda takribi 450 gram ekmeği 1 liraya satıyoruz. Vatandaş ucuz ekmek yesin diye bir işe koyuldu. Başına gelmeyen kalmadı. Dava açıldı. Bilirkişi raporu adeta suçlu buldu. Şimdi benim 1 liraya sattığım ekmeği bilirkişi 1 liraya 65 kuruşa maliyetimi çıkarmış. Fırınım kendi yerim. Her gün 135 lira kira koymuş. Kazım Balaban Bursa Kemalpaşa'da 40 yıldır fırıncılık yapıyor. Diğerlerinden farkı ekmeği çok ucuza satması. Bir 40 küsur senedir ben bu işi yaptığım için kendime has bir üretimim var. Bundan dolayı
işte ucuz satıyoruz. Halka hizmet. Allah razı olsun fırıncıdan. Artık tanımayan yok. Ünü şehir dışına kadar yayıldı. 4-8 lira yol parası veriyorum sırf bu ucuz diye ekmek almak için. Köyde mesela 4 lira şu ekmek. 4 tane aldığımı düşün. 16. Böyle yarı yarıya yani. Ama bu durum diğer fırıncıları memnun etmedi. Haksız rekabete yol açtığı için Kazım Balaban'a dava açtı. Şu anda 450 gram ekmek 1 lira. Piyasa fiyatı 1 lira 25 kuruş 250 gram ekmek. Bayağı ucuz satıyoruz evet, yarı fiyat. Diğer fırıncı arkadaşlar dava etti. Dava devam ediyor. Dava sürerken mahkeme bilirkişi görevlendirdi. O bilirkişi de 400 gramlık ekmeğin 1 lira 65 kuruşa mal edildiğine yönelik rapor hazırladı. Yani Kazım Balaban ekmeği 1 liraya satarak zarar ediyordu. Ben her ekmekte 65 kuruş zarar ediyorum. Varsayalım günde 1500-1600 ekmek, ayda 30 bin lira. Yılda 360 bin lira bir zarar. Bu hangi mantıktayız Adile? Yani böyle bir şey var mı? Yok, mümkün değil. Ben niye zarar edeyim ki? Halbuki ben kar ediyorum. Yani şöyle bir şey, bütün girdilerim ucuz. Onu bize vatandaşa yansıtıyoruz aynı şekilde. Balaban bilirkişi raporuna tepki gösterirken ekmeği aynı fiyata satmaya devam edeceğini söyledi. Ama son söz mahkemenin. Nasıl bir karar çıkacak bekleyip göreceğiz. Piyasada aynı ekmek 3 lira 3,5 lira civarında. Niye oradan alayım ki? Adana'da Iraklı bir kişi kendisine korna çaldığı gerekçesiyle Suriyeli bir şahısla tartıştı. Onu bıçaklayarak öldürdü. Sonra Irak'a kaçmak isterken yakalandı. Olay 5 Ağustos'ta Adana'da Seyhan ilçesi Gürpınar mahallesinde yaşandı. Biri Suriyeli, diğeri Iraklı iki motosiklet sürücüsü kaza atlattı. Olay sonrası Suriyeli sürücünün kornası takılı kaldı. Iraklı sürücü tepki gösterince kavga çıktı. Çevredeki Suriyelilerin de kavgaya karışmasıyla dayak yiyen Iraklı gidip akrabalarıyla geri geldi. 40 kişinin karıştığı kavgada Suriyeli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Zanlıların peşine düşen polis Kayseri'ye gittiklerini belirledi. Oradan Irak'a kaçacaklarını tespit etti. Ama onlar kaçamadan polis düzenlenen operasyonla onları yakaladı. 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatında hiç evlenmemiş olan 63 yaşındaki bir hanım bir dava için nüfus müdürlüğüne gitmek durumunda kaldı. Çünkü nüfus kaydı alması gerekiyordu ve kayıtlara göre tam 46 yıllık evli çıktı. Üstelik bir de kayıtlara göre 33 yaşında kızı olduğunu öğrendi. Araştırınca da bir Suriyeli ile evli olduğunu anladı. Bakın detaylar neler. Hayatımda hiç evlenmedim. Hiç evlenmeyen 63 yaşındaki kadın gittiği nüfus müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadı. 46 yıllık evli ve 33 yaşında bir kızı olduğunu öğrendi. Bir de 1972 yılından itibaren evli göstermişler. İkametgahımı almışlar buradan benim haberim olmadan. Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki H.S. Tüketici Mahkemesi'nde görülen bir dava için ilçe nüfus müdürlüğüne nüfus kayıt örneği almaya gitti. Onun için gittim nüfus müdürlüğüne. Bayan dedi, abla dedi kızlık soyadın. Niye dedim kızlık soyadımı soruyorsun bana? Ben evli değilim ki kızlık soyadım olsun. Abla dedi evli görünüyorsun burada dedi. Bunun üzerine ben bir şok yaşadım. Duydukları karşısında şoke olan kadın neler olduğunu anlamak için detaylı bilgi almak istedi. İddiaya göre nüfus kayıt bilgilerinde 1 Ocak 1972 yılında Suriyeli Muhammed Mahir Akbey adlı biriyle evli olduğunu gören kadın soluğu Bursa İl Nüfus Müdürlüğü'nde aldı. Sonra nüfus müdürlüğüne gittim içeriye böyle dedi. Kütüğü çıkardı, kütüğe de işlenmiş. Ondan sonra nüfus Gaziantep'i aradı. Bunu reisen düzeltin dedi. Hiç sanki umurları olmadı gibi. İddiaya göre daha önce hiç evlenmeyen H.S.'ye 1972 yılında Suriye'nin Şam şehrinde Akbey ile evlendiği, bu evliliğin 2018 yılının Mayıs ayında
Türkiye'de kayıtlara geçtiği, söz konusu işlemlerin ise Gaziantep İl Nüfus Müdürlüğü'nde görevli bir memur tarafından yapıldığı söylendi. 72 yılından itibaren evli göstermişler beni Suriyeli bir vatandaşla. Hayatımda hiç evlenmedim. HS üstüne bir de nüfusta 33 yaşında bir kızı olduğunu öğrendi. Bu kızın 2 Ağustos 2018 yılında Türkiye vatandaşlığına geçtiğini gördü. Kayıtlı 85 doğumlu bir kız görünüyor dedi. 17'sinde kimse yok. 17 Temmuz'da 2 Ağustos'ta kız ilave olunmuş. Yaşadıkları karşısında şoka giren kadın bu işi dolandırıcıların yaptığını düşünüyor. HS Cumhuriyet Savcılığına giderek söz konusu olay ve bu işlemleri gerçekleştiren memur hakkında suç duyurusunda bulundu. Kendilerinden Gaziantep Nüfus Müdürlüğü'nden şikayetçiyim. İkametgahımı almışlar buradan benim haberim olmadan. Bu da bir suç. Sen benim ikametgahımı nasıl alırsın? Gelin ve damat nikah masasındaydı ve nikah memuru gelini beyefendiyle evlenmek istiyor musunuz diye sordu. Gelin şaka yapmak istedi ve kelime oyunu yapmak istedi daha doğrusu. Hayırlısıyla dedi. Devamı gelmeden nikah memuru sinirlendiği için hanımefendi beyan esastır dedi. Nikah defterini aldı ve masadan ayrıldı. Sayın Adem Teberci beyefendi ile evlenmek istiyor musunuz? Hayır. Gelinin bu kelime oyunu gerginlik yaşattı. Nikah memuru nikahı kıymaktan vazgeçti. Olay Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşandı. 21 yaşındaki Naciye Şeşen'le 24 yaşındaki veteriner Adem Teberci geçtiğimiz 4 Ağustos'taki düğün töreninde nikah masasına oturdu. Tavas Belediyesi nikah memuru Mehmet Çinili geline malum soruyu sordu. Sayın Adem Teberci beyefendi ile evlenmek istiyor musunuz? Hayır. Hayır derken bekleyen gelinin kelime oyunu davetlileri güldürdü ama nikah memurunu gerdi. Nikah memuru Mehmet Çinili beyan esastır, hayır kelimesi çıktığı için nikahı kıyamam dedi. Nikah defterini alıp masadan ayrılan memuru ne çift ne de davetliler ikna edebildi. En sonunda AK Partili Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol ve Tavas İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden yetkililerle görüşüldükten sonra nikah memuru Çinili yarım saat gecikmeli de olsa genç çiftin nikahını kıydı. Hayır, Karaman'da bir jandarma astsubay balkondan aşağıya gelen sese bakmaya çalışıyordu. Dengesini kaybetti ve 9 metre yüksekten aşağıya düştü. Olay saat 01.10 sıralarında Karaman Yunuskent Mahallesi 831. sokakta meydana geldi. Mehmet Çetin evinin balkonunda oturduğu sırada aşağıdan ses duydu. Meraklanıp aşağı bakmak isterken dengesini kaybedip yaklaşık 9 metre yükseklikten toprak zemine düştü. O sırada apartmana girerken durumu fark eden komşuları jandarma astsubay Mehmet Çetin'in yardımına koştu. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin'in vücudunda kırıklar oluştuğu ama sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Evet, yazın sıcak günlerindeyiz sevgili izleyenler ve serinlemek için belki de en güzel yöntem duş yapmak. Ama size o duş başlığının gerçekten bir bakteri yuvası olduğunu söylesek bilmiyoruz ne düşünürsünüz ama hani o klimalarda olan ve bazen insanların ölümlerine sebep olan bir bakteri var ya adı Legionella. İşte duş başlığında da bu bakterinin olduğunu belirtiyor uzmanlar ve
ölümcül hastalıklara da sebep olabileceğini vurguluyor. Bulaşmış olduğu su kaynaklarından, duş başlıklarından ve klima ortamlarına yerleşiyor ve oradan da insanlara bulaşabiliyor. Sıcak yaz aylarının en klasik serinleme yöntemi soğuk bir duş ne kadar tehlikeli olabilir? Legionella baş ağrısından komaya kadar ve ileri dönemlerde organ yetmezliğine kadar gidebilen bir hastalık etkeni olan bir bakteri. Bakterinin adı Lejyoner. Aslında Türkiye bu bakteriyi 4 yıl önce beyin cerrahı Profesör Doktor Yusuf Erşahin'in ölümüyle duymuştu. Klima mikrobu olarak bilinen Lejyoner ünlü cerrahın sonu olmuştu. Eğer zamanında teşhis edilmez ve uygun ilaçlar başlanmazsa ölüme yol açma ihtimali yüksek olan bir hastalık. Ölüme yol açan bakterinin sadece klimadan bulaşmadığı ortaya çıktı. İddiaya göre duş başlığı da bakterinin üreme noktası. Tatil döneminde sık görülen hastalıklardan bir tanesi de Lejyoner dediğimiz sinsi bir hastalık. Bulaşmış olduğu su kaynaklarından, duş başlıklarından ve klima ortamlarına yerleşiyor ve oradan da insanlara bulaşabiliyor. Lejyoner bakterisi akciğerleri hedef alıyor ve ağır bir zatüreye sebep oluyor. Bu hastalığa yakalanan kişilerde öksürük, yüksek ateş, kas ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Kuru bir öksürük. Görüntüleri. Bazen akciğer dışı semptomları oluyor. Mesela kas ağrıları olabiliyor. Baş ağrısının dışında ishal olabiliyor, hasta komaya kadar sokabiliyor. Lejyoner hastalığını erken teşhis etmek önemli. Erken teşhis sayesinde hastalık tehlikeli bir boyuta gelmeden tedavi edilebilir. Lejyonella baş ağrısından komaya kadar ve ileri dönemlerde organ yetmezliğine kadar gidebilen bir hastalık etkeni olan bir bakteri. Semptomlar ortaya çıktıktan sonra doktor tanı koyup antibiyotikle bu hastalık erken tanı ve tedaviyle tedavi edilebiliyor. Bu hastalıktan korunmak için mutlaka önlem almak gerekiyor. Uzmanlara göre duş başlıkları sık sık dezenfekte edilmeli. Koruma önemli bu hastalıkta. Özellikle bu yaz döneminde, tatil döneminde gittiğimiz otellerin hijyenik olması lazım. Duş başlıklarının temiz olması lazım. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle hanımlar, şimdiki haberimizi dikkatle izleyeceğinize eminim sevgili izleyenler. Çünkü uzmanlar yediklerinizin yüzünüze yansıdığını söylüyor. Örneğin şekerli ve karbonhidratlı yerseniz, alkol kullanırsanız, sütü tolere edemediğiniz halde sütlü gıdalarla beslenirseniz ya da glutenli gıdaları çok kullanırsanız, bunların hepsinin bir bir yüzünüze yansıyışı farklıymış. Özellikle cildimizde bulunan durumlar yeni yiyip ne içmememiz gerektiğini çok güzel anlatıyor bize. Yani yüzünüzdeki izler, siyah noktalar, sivilceler ya da kırışıklıkların sebebi belki de fazla tükettiğiniz gıdalar olabilir. O gıdaları keserek ya da az tüketerek daha güzel ve sağlıklı bir cilde sahip olmanız mümkün. Yani cildimizde yağlanma, fazla kırışıklıklar daha fazla oluyorsa, sarkma fazla oluyorsa bu bize bir uyarı olabilir. Uzmanların şeker surat, şarap surat, süt surat ve gluten surat olarak adlandırdıkları yüz bulguları, örneğin size ekmeği kesmelisin ya da sütü az tüketmelisin gibi mesajlar veriyor. İlk olarak şeker suratı inceleyelim. Uzmanlara göre beslenme şekliniz devamlı kek, pasta, beyaz pirinç gibi şeker oranı yüksek gıdalardan oluşuyorsa cildiniz taze kalabilmek için çok çabalıyor demektir. Ciltte bir takım problemlere yol açıyor. Bunlardan bir tanesi özellikle akneyi arttırması. Çünkü insülinin salgılanmasını ve artmasını sağlıyor. Dolayısıyla aknelerin, siyah noktaların çoğalmasına yol açıyor. Cildin yağlanmasını artırıyor. Hormon dengesizliğine yol açarak. Ayrıca kolajen dokulara bu şekerli yiyecekler kolajen dokulara çok fazla etki göstererek kırışıklıkların artmasına, cildin soluk görünmesine sebep oluyorlar. Yani karbonhidratlı, şekerli, glisemik indeksi yüksek olan yiyeceklerden kaçınırsa eğer bu kişiler daha fazla ciltlerinde daha fazla iyileşme göreceklerdir. Buysa şarap surat.
Uzmanların bunu bu şekilde adlandırmasının nedeni belirtilerinin fazla alkol tüketen kadınlarda görülüyor olması. Özellikle kaş arasında çizgilenme, yine bu nazolabial katlantı dediğimiz bizim ağız kenarlarında çizgilenmeleriniz çok fazlaysa ve burun üzerinde kızarıklık, yine yanaklar üzerinde kızarıklıklar varsa alkolün tüketimine dikkat etmeniz gerekmektedir. Bir diğeri ise süt sürat. Eğer cildinizde bu belirtiler varsa siz çok fazla süt ve süt ürünleri tüketiyorsunuz demektir. Özellikle süt sürat denilen durumda cilt yine göz altında morluklar oluşabilir. Çene bölgesinde siyah noktalar oluşabilir. Bu sizin sütü çok fazla tolere edemediğinizi, süt ve sütlü ürünleri, peynir gibi ürünleri çok fazla tolere edemediğinizi göstermektedir. Bu yüzden süt içeren ürünleri çok fazla tüketmemeniz gerektiğini gösteriyor bu saydığım durumlar. Özellikle buğday gibi tahıllarda bulunan glütenin sık tüketimi durumundaysa vücut ısısı yükseliyor. Glüten surat olarak adlandırılan durumda cildiniz bakın nasıl tepkiler veriyor. Yine cildinizde kızarıklıklar, özellikle şişlikler ve yoğun lekelenmeler varsa bu sizin çok fazla glüten içeren buğday tahıl gibi ürünleri tükettiğinizi, bol tükettiğinizi gösterir. Bunun yerine bol su içerek bunlardan uzak durmanız gerekmektedir. Bu sayede cildiniz toparlanacaktır. Sağlıklı bir cilde sahip olmak artık sizin elinizde. Elbette ki doktor kontrolünde. Evet, hazır şimdi yüz güzelliğinden bahsettik. Hazır kadınların da dikkatini çektik. Öyle devam edelim sevgili izleyenler. Makyaj malzemeleriyle ilgili bir haber gelecek ekranlarımıza. Çünkü hemen hemen tüm kadınları bu haber yakından ilgilendiriyor. Bazılarımız makyaj malzemeleri için neredeyse bir servet harcıyor. Bazılarımızsa daha ekonomik olanını tercih etmekten yana oluyor. Ama ekonomik olanını tercih ederken de ucuz ürünleri, bazen de o sahte ürünleri tercih etmek durumunda kalanlarımız da var. Ama uzmanlar ucuz makyaj malzemeleri konusunda uyarıyorlar sevgili izleyenler. Bakın cildimize o ucuz ürünler neler yapıyor. Bir internette ve semt pazarlarında böyle merdiven altında yasal olmayan şekilde üretilen ürünleri çok görüyoruz. Makyajdaki tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti operatör doktor Ebru Toprak Ün. Ucuz ürünleri alanları uyardı. Tabii insanlar içlerinde ne olduğunu bilmediği ürünleri ucuz olduğu için, bir de gerçek markaların yalancı üretimleri olduğu için güvenerek alıyorlar. Sanıyorlar ki doğru markayı aldık. Kadınların olmazsa olmazı göz makyajı bilinçli olarak uygulanmadığında kalıcı göz hasarlarına neden olabiliyor. Bunların içlerinde siyanür, cıva veya kurşun gibi gayet sıkıntılı kimyasallar var mevcut. Bunların uzun süre kullanımı problemli tabii. Göz makyajında kullanılan kalem, rimel, eyeliner gibi kozmetik ürünlerin yanlış kullanımı kalıcı kirpik dökülmelerine, göz enfeksiyonuna, göz kapağı düşüklüğünden geçici görme kaybına kadar pek çok hastalığa neden oluyor. Kirpik diplerinde özellikle iyi temizlenmezse kalıcı gözenek tıkanıklığı ve ona bağlı çeşitli kirpik dibi iltihaplarına, kalıcı kirpik dökülmelerine yol açabilir. Göz makyajı yaparken şu kapak içine çok fazla boya maddesini sürmemelerini öneriyoruz. Ucuz ürünlerden uzak durun diyen operatör doktor Ebru Toprak Ün, göz makyajı yaparken gözün içine boya maddesinin sürülmemesi gerektiğini söyledi. Materyal eğer gözün içine kaçırıldıysa ve onu temizlemeye çalışırken, silmeye çalışırken korneye hasar verdiyse tabii ki korne epitelinin hasarlanması geçici de olsa bir görme kaybına yol açar. Suya dayanıklı makyaj ürünleri tavsiye etmiyoruz. Çünkü onu çıkarmaya çalışırken çok daha fazla zarar veriyoruz özellikle göze. O yüzden su bazlı ürünler kullanırsak daha rahat suyla da çıkabilir. Su bazlı makyaj ürünlerini tavsiye eden Doktor Ebru Toprak Ün, tester ürünlerindeki tehlikeye de dikkat çekti. Rimeli kullanan kişiler varsa tester rimelleri, gözünde bir mikrobik enfeksiyon olan kişinin kullandığı rimel ucunu kullanırsanız sizde de aynı şekilde bulaşıcı konjüktivit ya da işte göz enfeksiyonu gelişebilir.
Evet, yorucu bir günü geride bırakıyoruz. Sizler de eminiz öylesiniz. O yüzden biraz da güldüren, biraz daha yumuşatan haberleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz sevgili izleyenler. Şimdi bir patates gelecek ekranlarımıza ama gerçekten kalp şeklinde. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Mustafa Akıncılar, akşam yemeği için çarşıdan 2 kilogram patates almıştı. Evinin mutfağında patatesleri poşetten çıkarırken kalp şeklinde olan işte bu patatesle karşılaştı. Mutfakta boşaltırken bir tanesini kalp şeklindeki görüntüsü ilgimi çekti. Ben onu alıp sakladım. Ben bu zararını sağlama devam edeceğim. Yani görenler bayağı ilgisini çekiyor. Herkes Cenab-ı Allah'ın mucizesi demekten başka bir şey diyemiyor. Evet, Cenab-ı Allah'ın mucizesi diyor sevgili izleyenler Mustafa Bey bu patates için. Yemekte kullanmaktan vazgeçti patatesi. Masanın üzerine, iş yerindeki masanın üzerine dekor olarak koydu ve öyle kullanmaya başladı. Patatesi gördüğünde ilk olarak çok şaşırdığını belirtiyor, hayret ettiğini söylüyor. Yıkayıp silmiş güzelce patatesi ve iş yerine götürmüş. Masasının üzerine de bir dekor olarak kullanmak üzere bu kalp şeklindeki patatesi koymuş. Müşteriler gittiğinde onlar da şaşırıyorlar. Merakla patatesi incelemeye başlıyorlarmış ve patatesi sadece görmek için gelenlerin olduğunu bile söylüyor Mustafa Akıncılar. Ben de elimden geldiğince bu patatesi korumaya çalışacağım diyor. İşte Manisa Sarıgül'den yansıyan o kalp şeklindeki patates ekranlarımızda. Evet, şimdi Manisa'dan Brezilya'ya gidelim ve bir karınca sürüsünü ekranlarımıza getirelim ama karınca sürüsü birbirlerine tutunarak karıncalar bir köprü oluşturmuşlar sevgili izleyenler. O patates mucize, işte bu da gerçekten bir mucize. Sevgili izleyenler, eğer eşinizin işinden memnun değilseniz bunu ona küçümseyerek söylemeyin. Çünkü bu durum boşanma gerekçesi olabilir. Hatta işini küçümserken ya buna benzer bir şekilde aldığı maaşı da küçümsüyorsanız, mahkeme bu durumla ilgili emsal bir karar aldı ve kapıcı olan kocasını aşağıladığı ortaya çıkan kadının alacağı tazminatı da iptal etti. Günümüzde boşanmaların birçok sebebi de ekonomik sıkıntılar nedeniyle oluyor. Ancak bu eşinizin mesleğini aşağılamanız için haklı bir gerekçe değil. Eşinizin mesleğini beğenmiyor, kazandığı parayı az buluyor olabilirsiniz. Ama sakın bu konuda kötü sözler söylemeyi düşünmeyin. Çünkü söylediğiniz aşağılayıcı sözler boşanmanıza, hatta tazminat ödemenize sebep olabilir. Eşinizin mesleğini aşağılar ve küçük görürseniz bu da haklı boşanma sebebi. Ayrıca tazminatın da konusu olur. Olay gündeme bir boşanma davasıyla geldi. Bir boşanma davasında kadın ilk başta tazminat almaya hak kazandı. Ancak daha sonra kadının kapıcı olan kocasının mesleğini aşağıladığı, küçük düşürdüğü ortaya çıktı. Herkes iyi bir iş adamı olmayabilir, herkes çok iyi bir öğretmen olmayabilir, hakim, savcı, avukat, doktor olmayabilir. Önemli olan eşinizin mesleğini düzgün ve dürüstçe yapmasıdır. Önemli olan ahlaka aykırı çalışmamaktadır. Olayın yargıtaya taşınmasıyla daha önceki mahkeme kararı bozuldu. Eşinin işini küçümseyen kadının alacağı tazminat da iptal edildi. Eşiniz iyi bir meslek sahibi olmayabilir. Bu da kişiden kişiye değişir. Kimisi öğretmenliği çok iyi görür. Kimisi başka bir mesleği kendi gözünde daha çok büyütür. Önemli olan iyi bir koca, iyi bir kadın olabilmektir. Evde iyi bir eş olabilmek en önemlisidir. Meslekler sadece ekonomik özgürlüğünü kişilere kazandıran ve aile geçimini sağlayan ve rahatlattıran durumdur. Sizsiz olun, sakın işinden dolayı eşinize kötü söz söylemeyin. Bu yüzden eşinin mesleği nedeniyle onu küçük gören, aşağılayan, çalışmasına engel olmak isteyen taraflar haklı boşanma sebebini oluşturur ve tazminat ödemek zorunda kalabilir. Arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve bypass ameliyatı oldu. Sen benim canımda canım,
rüyalarım ve düşümsün. Beni hayata bağlayan sen, yaşama gücümüz yola çıkmış. Arabesk müziğin taçsız kralı Hakkı Bulut dün sırt ağrısı nedeniyle hastaneye gitti. Doktorlar anjiyo sonucu kalp damarlarına stent takılması kararı verdi. Kalp damarlarının çok incelmesi neticesinde kapalı bypass yapmaya karar veren doktorlar, başarılı geçen ameliyat sonrasında ünlü sanatçının durumunun iyiye gittiğini açıkladılar. Keşke de sürdürmeseydik, sevgi yoktu arada. Toz, 61 albüm ve 1000 bestenin sahibi 73 yaşındaki usta sanatçı Hakkı Bulut, ikimiz bir fidanız, seven kıskanır, ben tövbemi geri aldım, son mektup, itirazım var, ben buyum gibi hit olmuş eserlerin sahibi. Erdirdin beni, yüce Rabbim ömrünce güldürsün seni. Evet sevgili izleyenler, saatler tam 12'yi gösteriyor ve 10 Ağustos'a birlikte merhaba diyoruz. Bugün yaşanan gelişmeleri gece hattında aktardık. Yarın saat 19.15'te ve saat 23'te gece hattında tekrar birlikte olacağız efendim. İyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın.